Erken başlamışsın ya. Erken değil, benim işim başka. Yaklaşık 30 senedir bu işi yapıyorum. Yaklaşık 48-45 saattir burada. Ha, buralara buna dikkat et. Oo, aman. Burada yabani hayvanlar var mı ya? Hepsi vardı. Sepetçilik son dönemini yaşıyor herhalde değil mi şu an? Çok fazla bu mesleği yapan yok. Şöyle yok. Hele hele bak şu görmüş olduğunuz civarda tek ben varım. Çok şanslısın Mustafa. Ben Mustafa Yahşi, Giresun Espiye, Avluca köyünde oturuyorum. Böyle sepet işleriyle uğraşıyorum. Yaklaşık 30 senedir bu işi yapıyorum. Mustafa'yla sözleştik, o bize konum gönderdi. Ben konuma geldiğimde karşı dağa geçmişim. Mustafa, selam aleyküm. Aleyküm selam. Erken başlamışsın ya. Ya erken değil, benim işim başka. Bu bahçe ayıklama işi değil. Ben bundan bir ürün yapacağım, sepet yapacağım bundan. Onun için bana lazım olduğu için alıyorum bunu ben. Buradan kesiyoruz değil mi normalde? Evet, buradan bu ham fındık evet. Bahçe fındığı değil bu. Ham fındık bu, dağda olan fındık. Çok dayanıklı oluyor bu. Onun için bunu kullanıyoruz biz. Ha, bu işimize yarayanlar alalım bir tane. Tabii bak bu da aynen 3 yaşında var şu anda bak. 1, 2, 3. 3 yaşında bu. 3 yaşından küçüğünü kesmiyoruz bunu. İşimize yaramıyor. Nasıl anlıyorsun yaşını? Şimdi şu böyüdüğü ışkınlardan. Şu bu seneki, şu geçen seneki, bu da bir önceki seneki. 3 yaşında şu anda şu. Şimdi ben bunları mesela burada ormana gittiğim zaman böyle deneme yapıyorum ben. Her ağaçtan da olmuyor. Be. Fındık ama her fındıktan da olmuyor. Buradan bir milimlik ağaç açıyorum buna ben. Böyle esnete gire bunu. Eğer oluyorsa böyle bak mesela bu oluyor. Oluyorsa bu çangalları alıp götürüyorum eve. Evde soyup böyle bu şekilde soyup ürün yapıyorum bunlardan. Bugün ben de yardım edeyim sana. Edelim. İyi olur. Burası bizim değirmenimiz. Avluca köyünün en çok kullanılan değirmeni, sası değirmeni. Biz bunu ihtiyacımız olduğu zaman gelip döndürüyoruz. Halen de çalışıyor. İhtiyacımız olduğumuzda gelip kullanıyoruz biz orayı. Su değirmeni, normal su değirmeni. Şu malzemelerimizi alır mısın? Aldım. Evet, bunları da değirmenin suyuna koyacağız. Değirmenden çıkan suya koyacağız. Orada kurumadan kullanma zamanına kadar bekleyecek. Bakacağız böyle çubuklarımız yumuşamış mı? Evet. Nasıl? Kırılmıyorsa yumuşamış. Kıvama gelmiş yani. Evet bak. Tam kullanma şekline gelmiş. Bu ağaç olduğu halde bu şekilde yaptığımız zaman kırılması lazım. Ama tam kıvama geldiği için kırılmıyor. Bak ne güzel. Ne kadar kaldı burada bu? Burada 2 gündür suda bu. Yaklaşık 48-45 saattir bu burada. Evet şimdi gidelim. İşimiz var şimdi. Şöyle şunları da sana aldırmış bey. Böyle şimdilik işimizi gördük. Gidiyoruz. Burada öğrencilere mi ders veriyorsun, velilere mi ders? Evet, velilere ders veriyorum ben. Onlara öğretiyorum. Gelecek nesillere. Oo ama
Burada yabani hayvanlar var mı ya? Var tabii. Burası arazi ya haliyle. Şu anda da fındık vardı zaten tam hepsi vardır. Ayısı da vardır, domuzu da vardır. Bunu yoldan alalım mı? Alalım da hem araba yolu hem de şey olmasın. Herhangi birine zarar vermesin. Biz az çabuk gidelim. Yine gelebilir başka bir şeyler. Az çabuk gidelim. Biz buradan geçelim. Biz kardeşim Ahmet'le beraber balığa gitmiştik. Balıkhusu deriz balıkhusuda. Bir taş geldi başımızdan şu an ama küçük taşlı böyle büyük değildi. Bir de baktık ne gördük? Ayı başımızdan geçiyor. Biraz korktuk ama yine biz kendimize göre önlem aldık. Ağaca tırmandık. Ondan sonra ayı da bizden korktu. Dırıp ormana doğru. Biraz sonra tekrar aynen aşağı indik. Çantada kardeşimin telefonu var. Telefonu sessiz almış. Telefonun böyle dızırtı yapıyor. Biz de onun homurtusu zannettik. Peşimizden geliyor zannettik ayıyı, tamam mı? Sonra çantadan geldiğini anlayınca rahatladık. Ondan sonra rahat bir nefes aldık. Bıraktık balıkları, geldik indik aşağı. Evet, ha buralara biraz dikkat et. Arkadaş, bundan sonra azıcık arazimiz bayır buralarda. Kaymayalım ayaklarımız. Böyle malzemelerimizi getirelim. Böyle geldik çalışma yerimize. Atölye burası. Atölyemiz burası, evet. Bismillah diyoruz buradan tekrar. Böyle ağız açıyoruz milimlik. Ağız açtıktan sonra böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle soyuyoruz. Ufak çıkarsa ufak sepet yapıyoruz. Büyük çıkarsa büyük sepet yapıyoruz. Her türlü kullanıyoruz yani biz bunları. Böyle bunun deminkinin tam karşısından tekrar bir ağız alıyoruz böyle. Bunlarla bunu birleştireceksin şimdi. Onları evet, ona yetmeyene buna takviye yapacağım bunları ben. 19 veya 21 olması gerekiyor, 15 olması gerekiyor. Şunları öz deriz. Dik olanlar var ya şöyle yaptığımız zaman. Şu dikleri öz deriz bunlar. Bunlar tek sayı olur. Tek sayıda olması gerekiyor. Bundan sonra örmeye öyle başlıyoruz bundan sonra. Sepetçilik son dönemini yaşıyor herhalde değil mi şu an? Çok fazla bu mesleği yapan yok. Şöyle yok. Hele hele bak şu görmüş olduğunuz civarda tek ben varım. Bu meslek biraz azaldı. Hatta işte geçen sene ilk açtığım kurs kaybolmaya yüz tutmuş sanatlar adına aldı. Adına açıldı yani. Kaybolmaya yüz tutmuş artık bu tamamen. Bu belgeyi ben Kültür Bakanlığı'ndan önce Giresun Kültür Müdürlüğü'ne gittim. Buradan videolarımızı götürdüm. Video çektik hani nasıl yapıldığını, nasıl hangi ağaçtan olduğunu böyle öğrenerek resim götürdüm. Orada Ankara'ya gönderdiler. Ankara'da kabul ettiler. 2022'nin Haziran ayında beni çağırdılar oraya. Ankara'ya çağırdılar. Orada işte vardık. Orada jürinin karşısına çıktım. 10 tane jürinin karşısına çıktım. Orada jüriler hepsi olumlu karşıladılar. Güzel dediler. İşte hala bu meslek var mı diye biraz da onura ettiler bizi. Daha sonra şeyi kazandığımıza dair, belgeyi kazandığımıza dair bize telefon ettiler. 3 ay sonra usta sanatçı tanıtım kartı aldım. Bu şeyin ustasıyım artık bundan sonra. Herhangi birisi sorsa resmi sepet ustasıyım ben. Babamdan öğrendim. Biraz hobi olarak yaptım. Biraz şey olarak yaptım. Şimdi biraz daha yani şöyle söyleyeyim profesyonel olarak yapayım. Her türlü sipariş yapıp göndereyim ihtiyacı oldu mu? İyi bir sepet nasıl oluyor? Yani kalitesi. Şöyle, bence iyiliği tipinde değil, dayanıklılığında. Mesela şu, o belki 5 sene vardır ben yapalı. 5 sene vardır. Bu kullanmak için değil, dekor için o, daha çok. Dekor için, çocuklara girinip böyle bir yerler süs için, daha çok kullanmak için, süste kullanmak için. Çocuklar kullanıyorlar onu genelde. Şunları da sen bana yardımcı olursan şunları çözmeye iyi olacak. Şu bağlarını çöz oradan. Ben de çözeyim böyle bir an önce malzeme çıksın ortaya. Senin atölye güzel yerdi ama ya. Şöyle ya bakıyorsun benim, her taraf manzara. Evet. Biz bayağı bir doğa, tam doğanın içindeyiz burada. Doğa harikası. Yerimiz de burası şeyin karşısında olduğu için, köyün karşısında olduğu için haliyle az bir şey ulaşım şeyimiz var.
Başka bir sorunumuz yok Allah'a şükür. Dışarıdan hiçbir şey gelmiyor sepet yapımında değil mi? Yapışkan ya. Falan kullanmıyorsun. Yok, şehirden bir malzeme kullanmıyorsun. Yok hiç. Kimyasal ile hiçbir şey yok. Tamamen kendi haline. Baksana bağcıklarını falan da bununla yapmış. Evet bağcıklarını da bu kendi şeysine çıkan şeyleri yine yapıyorum. Böyle kolay oluyor. Bunu üç ayaklı yapacağım şimdi. Düz arazide kullanmak için. Aşağı yukarı boyu şu, bunun boyunda mı olacak? Şunun gibi. Boyu bunun boyunda olacak şunun. Bundan büyük olacak, şundan az büyük olacak. Şunun gibi bir şey olacak, şuradaki gibi bir şey olacak. Daha doğrusu ağzı ben şöyle yapıyorum. Ağzı kaç santim çıkarsa boyunda ona göre yapıyorum. Ağzını ölçüyorum. Ağzına göre. Buna benzer bir şey olacak değil aynen, mi? Aynen ona benzer onun. O iki ayaklı mesela. Benim yapacak olduğum üç ayaklı olacak. Şu gibi olacak, üç ayaklı olacak. Bırak dünyada duracak böyle kendi haline. O daha güzel. Başka bir yardım olmayacak kendi haline. Başka iş yapıyor musun? Sepet başka harcı. İş de yapıyorum. İnşaatlar oluyor. İnşaata gidiyorum. Fındık ayıklamaya gidiyorum. Bu kesme işine gidiyorum. Toplamaya git değil de ayıklamaya gidiyorum. Dibini yapma işi oluyor. Ocakların dibini böyle düz yapıyorlar. Ona gidiyoruz. Onlara böyle götürü alıp yapıyoruz. Böyle bir sepet ne kadar vaktini alıyor? Ya buraya toplayıp geldikten sonra sade örülmesi geldikten ne kadar sonra 4-5 saatte yapıyorum. Eve geldikten sonra. Bunun gibi bir sepet. Ama bitmiyor. Ben aşamalı yapıyorum bunu. Şuraya kadar mesela yaptım mıydı? Buradan aşağı yapılıyor ya bu. Aha. Buraya da yaptım mıydı? Bunu bırakıyorum. Kurutmaya bırakıyorum. Kurutuyorum bunu. Sıkıştırıyorum. Tekrar örüyorum kuruttan sonra. Aradan bir gün geçiyor haliyle. Kuruttan sonra tekrar ördüm müydü? Sonra taş gibi oluyor. Böyle yumuşak olmuyor. Gacır gucur etmiyor. Gevşemiyor yani hiç. Burada ben bir şey daha gördüm ya. Bu vardır burada. Bende ilginç bir şeyler vardır. Ne bu? Bu biz hedik deriz buna. Kışın garda yürümek için biraz şey garda, sert garda. Ben şimdi sana canlı canlı göstereyim böyle. Bak şimdi ayağıma giyeyim ben onu. Bağlarını bir çözebilirsem şey, böyle. Kaymamak için mi? Evet. Garda çok derine batmamak için garda giderken dağda dağa gidiyoruz. Böyle ağır ağır ilerliyoruz bunda. Hızlı gitmek yaramıyor bunda. Ağır ağır böyle ağır ağır gidiyoruz. Bunun izinden başka normal ayakkabısı olanlar da gelebiliyor. Bu biraz garı bekeştiriyor. Haliyle ben mesela 20 santim batıyorsam öteki adam aynen daha fazla batmıyor. Sizin buralar yokuş ya. Yokuşta evet. Kayıyor mu? Gar sert olursa kayıyor. Çok sert olursa. Mesela garın üzerinde don bağlıyor bazen. O zaman kayıyor. Başka zaman kaymıyor. Çok şanslısın Mustafa. Evet, sizler de şanslısınız. Beni burada güzel bir memleketimde geldiniz, gördünüz. Siz de güzel bir memleket gördünüz. Biz de sizin gibi değerli arkadaşları gördük. Çok memnun oldum. Hepinize teşekkür ederim ayrı ayrı. Biz de teşekkür ederiz. Güzel... Böyle güzel bir çayımızı içme şansı buldunuz. Doğa harikası. Ateşimiz doğal, suyumuz doğal. Kara çaydanlık. Evet. Biz hep bahçede böyle içeriz çayı. Hep bahçede. Ben her gün mesela bahçeye gidiyorum. Böyle içiyorum aynen. Kaybolmaya yüz tutan mesleklerden bir tanesi olan sepetçilik Mustafa'lar sayesinde ileri taşınmaya devam ediyor.